nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumunda video konferans ile gönderdiği mesajda Erbakan ile ilgili olarak yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır ifadelerinde bulundu. Rahmetli hocamız 85 yıllık çileli ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete bu ülkenin ufkunu açmaya adamış büyük bir münevverdi. Siyasetteki mücadelesinin öncesinde akademideki özellikle mühendislik alanındaki üstün başarılarıyla temayüz etmiş gerçek bir bilim adamıydı. Merhum Erbakan fil dişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletin içinde milletiyle birlikte ülkesi için çalışan Vizyon ve misyon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye'nin sanayileşmesine ömrünü vakfeden hocamız traktör ışığında fabrika temelleri atacak kadar vatanına aşık bir vazife insanıydı. O ömrü boyunca hep rüzgara karşı yürümesine rağmen hiçbir zaman yılmadı. Yılgınlığa ve ümitsizliğe asla kapılmadı. Erdoğan ayrıca Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinden en önemli bir kısmının son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük dedi. Siyaset mücadelesini hep bu ruhla yürütmüştür. 1970'lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinin tamamında yeniden büyük Türkiye idealine sıkı sıkıya sarılmıştır. Ülkeyi esir alan Milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına peşkeş çeken montaj sanayi yerine ağır sanayi hamlesini savunmuştur. Erbakan hocamızın Kıbrıs barış harekatındaki rolü ise tarihimize altın harflerle yazılmış bir başka önemli başarısıdır. Kurduğu beş partinin dördü kapatılmasına rağmen o her zaman siyaseti Siyasetin imkanlarını savunmuş, sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir. Merhum Erbakan bizzat kendi iradesiyle batıl bir davada zirve olmaktansa hak olan davada zerre olmayı tercih etmiştir. Çok değerli kardeşlerim, rahmetli Erbakan'ı sadece Türkiye ve Türk siyaseti üzerinden okumak, onun yarım asırlık mücadelesini dar kalıplara hapsetmek demektir. İlk günden beri Erbakan hocamız davasının esasının şefkat, hedefinin de tüm insanlığın saadeti olduğunu söylemiştir. Gerek 1990'ların başında Esam'ın öncülüğünde başlatılan Müslüman Topluluklar Birliği kongreleri, gerekse 1997 yılında kurulan D8 teşkilatı merhum Erbakan'ın bu küresel vizyonun en somut örnekleridir. Hocamızın İslam alemine yaptığı eşsiz katkılarda biri de hak ve batıl mücadelesinde, hak ve adalet arayışlarında Müslümanları demokratik sivil siyasete teşvik etmesidir.